Ama o moleküler motor olan proteinler çalışmazlarsa, yani gerektiği yerde gereken emri alıp da çalışmaya başlamazlarsa hayat olmaz. Allah'ın hay sıfatıyla hücre içinde canlılık devam ediyor. İşte bu yüzden. O proteinler gidiyorlar, özellikle DNA'nın kopyasını çıkarıyorlar. RNA kopyasını çıkarıyorlar mesela. Neden? Çünkü çekirdeğin dışına çıkarılacak diye. DNA'daki bilgi transfer edilecek diye. Sonra yine proteinler devreye giriyor. İşte ribozomu meydana getiriyorlar. İki ana büyük parçadan oluşan ribozom yine bir protein. 30S, 50S parçalarından oluşan. O da bakıyorsunuz yine bilinçli, şuurlu bir şekildeymiş gibi. Ama bunun beyni yok. E nereden bu aklediyor da bu hareketi yapıyor? Protein sentezine başlıyor. DNA'dan gelen bilgiyi deşifre ederek. Çünkü emir alıyor. Nereden emir? İşte Yüce Rabbimizin hay sıfatı. Allah'ın yaratma emriyle yaratılmaya başlıyor. Protein de aynı şekilde yaratılmaya başlıyor bu şekilde. Yoksa hiçbir şekilde o ribozom çalışmaz. Niye böyle bir şey yapsın ki? Onun faydasına olan bir şey değil zaten bu. İstediği kadar ham maddeler olsun, bu tesadüfler sonucu böyle nanosaniyeler içinde saniyede 2000 protein üretiliyor bir hücrenin içinde, öyle değil mi? Evet. Çok hızlı bir şekilde üretiliyor. Yani ne demek bu saniyede 2000 protein? Çok hızlı bir işleyiş var burada. Çok kusursuz işleyen bir yapıyı da gerektiriyor bu. Çünkü domino taşları bile hani gözlerinize görürsünüz. Çok yavaş bir şekilde birilerinin üstüne düşerler. Oradaki bir düzeni izlersiniz değil mi? Kurulu bir düzenin nasıl çalıştığını. Bu çok daha hızlı ve mükemmel bir şekilde işleyen bir sistem var burada. Ve devamlı bir kontrol var. Devamlı bir yaratılışla bu, ancak bu düzenin korunması mümkün. Evet. Bir de bu iç içe geçmiş sistemler söz konusu. Mesela bir protein böyle bağımsız bir molekül değil. Mesela diyelim ki bir hormon. Hormonlar da protein yapısında oluyorlar. Diyelim ki insülin hormonu ya da tiroid hormonu veya herhangi başka bir hormon. Şimdi bu protein yapısının aynı zamanda ona çok uygun bir tane reseptörü oluyor, alıcısı oluyor. Evet. O hormon gidiyor, anahtar kilit gibi bu. Yani her kilidi açan tek bir anahtar vardır, değil mi? Hı hı. O kilidi, anahtarı sadece soktuğunuz zaman o anahtarı, kilidi açabilir. Başka herhangi bir anahtarı soktuğunuz zaman o kilit açılmaz kesinlikle. Bunu herkes bilir. İşte o alıcı ve o protein birbirine uygun olarak yaratılmışlar. Ve bunların ikisi DNA'da kodlu olarak var. O hormon o alıcıya bağlandığı zaman bundan başka reaksiyonlar meydana gelmeye başlıyor. Başka ara proteinler aktif hale geçiyorlar. Onlar da gidiyorlar DNA'da mesela belli bir proteinin sentezini arttırabiliyorlar. Bakın iç içe geçmiş sistemler bunlar. Evet. Yani hepsi birbirine bağlı. Tek bir reseptörün ya da tek bir proteinin var olması hiçbir şey ifade etmiyor. Bütün sistemin eksiksiz ve mükemmel olarak aynı anda var olması gerekiyor. Zaten öyle de. Yani her aşaması için bu geçerli. Yani bir proteinin sentezi için de hücrenin var olması gerekiyor. Bütün o orada kodlanan proteinlerin de hepsinin birden var olması gerekiyor. Yani siz mesela şimdi bilinçli bilim adamları, bütün dünyanın bilim adamları bir araya gelseler dahi tek bir gen dahi meydana getiremezler. Çünkü gen demek proteini kodlayan DNA bölgeleri demek. DNA'nın mesela insan DNA'sında yaklaşık 25 bin tane gen olduğu tahmin ediliyor. 100 bin çeşit proteini kodluyor. Bir gen birden fazla proteini kodlayabiliyor. Bunlar protein kodlayan bölgeler. Şimdi bir protein demiştik 500 amino asitten oluşan. Bunun 10 üzeri 950 tane ayrı alternatifi olabiliyor ya. Bunun karşılığı olan gende ise bu 10 üzeri 1350 tane alternatifi oluyor bunun. Yani böyle bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü siz bir gen ekleseniz bile DNA'ya laboratuvar şartlarında 10 üzeri 1350 tane alternatifi denemeniz lazım ki doğru bir gen tutturacaksınız. Ayrıca sizin eklediğiniz genin meydana getireceği protein de o sistemin içinde bir yerde görev alması gerekecek onun. O da mümkün değil. Çünkü mesela hormon diyoruz ya, hormonun alıcısı var aynı zamanda. Aynı zamanda diğer başka proteinler var. O sistem veya metabolik reaksiyonlar var enzimlerin meydana getiriyor. Mesela Krebs siklusu diye böyle. Çok karmaşık kimyasal reaksiyonlar. Oradaki proteinlerin her birinin ayrı bir görevi var. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Yani siz dışarıdan bir protein getirip onun içine koyup o sistemi daha hale getiremezsiniz. Evet, hepsi de zaten mükemmel çalışan bir, zaten. Tabii mükemmel çalışan bir sistem o. Evet. Yani yani oraya neresinden bakılsa sonsuz akıl çıkıyor. Evet. Yani Allah'ın sonsuz aklı çıkıyor. Zaten sistem çok kusursuz olarak ve iç içe geçmiş sistemlerle yaratılmış. Evet. Ve mükemmel bir şekilde yaratılmış. Yani hani vardı ya bir biyokimyasal reaksiyonlar böyle çizmişler. Az bir kısmını meydana gelen hücrede, bir hücrede meydana gelen başını döndürüyor insanın böyle.
yüzlerce, binlerce reaksiyon, hepsi birbirine bağlı. O gidiyor öbürüne etkiliyor, bu gidiyor bunu etkiliyor, böyle karma karışık, hatırlarsın o çizgiyi. Hatta bulabiliriz belki. Ki o çok az bir kısmı. Çünkü proteinlerin çoğunun işlevi bile bilinmiyor günümüzde canlı hücrelerindeki. Evet. Dolayısıyla bu kadar mükemmel sisteme dışarıdan herhangi bir müdahale onu mutlaka bozuyor zaten. Mutasyonlar da onun için zararlı, onu söylüyoruz biz. Ve gözlemlere ve deneylere de dayanıyor bu zaten, yani böyle bu şekilde. Yani hücrenin içinde böyle yaratılmış da bırakılmış böyle bir sistem de söz konusu değil. Her an yaratılmaya devam edilen bir sistem var. Mesela DNA'nın belli bölgelerin belli proteinleri kodladığı, işte şifrelediği biliniyordu. Bugün artık biliniyor ki daha önceden çöp DNA diye evrimcilerin nitelendirdikleri, işte cahilliklerinden ötürüydü tabii bu iddiada. Bugün artık o cehaleti de, bu cehaletleri de ortaya çıkmış durumda. Şimdi o bölgelerin de o protein sentezleyen bölgeleri kontrol ettikleri anlaşılmış oldu. Şimdi DNA'nın içinde bile bir kontrol mekanizmaları var. Yine DNA, bakıyorsunuz bir şifre, bir kitap düşünün. Ama hangi sayfasının açılacağını kendi kendine mi kontrol ediliyor bu? Yani bir kitap kendisi hangi sayfasını açacağını kendisi belirleyebilir mi? Onu kontrol eden bir güç var. Onu yaratan bir güç var yine aynı şekilde. DNA'yı da yaratan, onun nasıl çalışacağını, ne zaman, hangi organda, hangi genlerin çalışıp hangi genlerin çalışmayacağını belirleyen sonsuz kuvvet sahibi bir yaratıcı güç var burada. Allah'ın gücü var yine burada. Mesela neden derimizdeki hücreler insülin üretmiyorlar da pankreas hücreleri yalnızca üretiyor? Başka vücudun hiçbir hücresi, kalp kası insülin üretmez. Değil mi? Yalnızca pankreasın beta hücreleri üretiyor insülin hormonunu. Onun bilgisi öbürlerinde de yok mu? Var. Kulak kepçemizi oluşturan hücrelerde de var insülinin bilgisi. Ama hayır. Biz diyorlar pankreas hücresi olmadığımız için biz bu bilgiyi şey yapmayacağız, kullanmayacağız. Kapatacağız diyor bu geni. Pankreasa bakıyorsunuz o karanlıkların içinde, karnımızın karanlıkları içinde. Diyor ki ben pankreas hücresiyim diyor, beta hücresiyim diyor. Ve ben diyor insülin hormonu üretmekle yükümlüyüm diyor. Ben bunu üreteceğim diyor. Bu şuur bu hücrelere mi ait? Hayır. Bu her şeyi bilen, her şeyi her an kontrol altında tutan, çünkü ayet-i kerimede Allah Yüce Rabbimiz bildirmiş, şeytandan Allah'a sığınırım, gökten yere her işi o evirip çevirip düzene koyar diye inşallah. Yani her detayı bakıyorsunuz, sonsuz güç sahibi, yaratma sanatıyla varlığını ortaya koyan Yüce Rabbimizin varlığı ortaya çıkıyor zaten. Evet. Biyoloji de bunu ortaya koyuyor işte. Şimdi özetleyecek olursak, bir proteinin bile oluşamaması Darwinizmi temelden bitiriyor. Ayrıca da fosiller tabii 350 milyon tane fosil tarafından yalanlanıyor. Şimdi birkaç tane de yeni örneklerden verelim bakın. Mesela burada kimyasal böcek. Bundan 100 milyon yıl önce, 100 milyon yıllık bir fosil bu, amber fosili. Kimyasal savunmanın o dönem 100 milyon yıl önce de var olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu canlılarda hiçbir değişim yok 100 milyon yıldan beri. Neyi gösteriyor bu? Evrimin olmadığını. Yani bir şekilde, bir şekilde değil mi de Allah affetsin, Allah tarafından bir anda yaratıldıklarını, Allah'ın ol demesiyle bir anda yaratıldıklarını ortaya koyuyor. Çünkü bu sistemler çok kompleks sistemler. Yani kimyasal bir savunma sistemi, mesela bombardıman böceği gibi böceklerde var değil mi? Kimyasal bir savunma sistemi kullanıyor. O sistem mükemmel, eksiksiz olduğu zaman çalışabiliyor ancak. En ufak bir eksikliği olduğu zaman kimyasal reaksiyonları meydana getirmede, oradaki görevli olan enzimin bir amino asitinin bir değişikliği ya da o kimyasal maddenin tam olması ama kendi vücuduna zarar verecek şekilde olması değil mi? Evet. Kendini de öldürebilir çok rahat bir şekilde. Bunların hepsi evrimin olmadığını kanıtlıyor. Çünkü mükemmel yaratılmış olması gerekiyor. Bir anda ortaya çıkması gerekiyor. Bakıyoruz hakikaten fosil kayıtlarında işte 100 milyon yıllık kimyasal savunma sistemleri olan bir böceği görüyoruz. Hı. En eski fosili bu kimyasal böceklerin 100 milyon yıllık. Bunun gibi baktığımız zaman bakın başka bir örnek göstereyim şimdi size. Şu da dünyanın en eski mantarı. Bu da 100 milyon yıl önce bulunan, 2007 yılında bulunmuş. Tam 100 milyon yıllık amber içinde bakın. Pardon. Şöyle açayım. Tam ekran yapabiliriz. Evet, neyse. En eski mantarı görüyorsunuz içinde burada. Bildiğimiz ağaçların altlarında yetişen mantarlardan evet, bahsediyoruz. Evet, bakın mantarı görüyorsunuz burada. 100 milyon yıllık en eski mantar. Evet. Günümüzdekilerle tıpatıp aynısı.
hiçbir evrim geçirmemiş. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Hiçbir değişikliğe uğramıyorlar. Bunu zaten bilim adamları da söylüyor. Evrimciler de söylüyor. Bir anda ortaya çıkıyor diyorlar fosiller. Hiçbir değişikliğe uğramıyor. Yani bu hiçbir şekilde evrim olmadığını kanıtlar. Değil mi? Çok açık bir şekilde fosiller de bize bunu gösteriyor aynı zamanda. Şimdi, bakın Neandertal'le ilgili fosiller de var. Onu da gösterelim. 50 bin yıllık Bristol Üniversitesi'ndeki paleontologlar Güney İspanya'da 50 bin yıllık iki mağarada Neandertal'lere ait mücevherler buldular. Şimdi 50 bin yıl ilk insanın ortaya çıktığını iddia etmelerinden 10 bin yıl daha eski. Onların iddiasından. Bir kere bu evrimi tamamen çürütüyor. Onların bütün iddialarını çürütmüş oluyor bakın. Burada görüyorsunuz istiridyeler özel bir pigmentle de boyanmış aynı zamanda ve mücevher olarak kullanılıyor, takı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bulunmuş 70 bin yıllık flütleri var. Hı hı. 16 bin yıllık iğneleri var, böyle dikiş iğneleri. Yani tam bir medeniyet yaşanmış. Değil mi? Mücevherleri olan, dikiş diken, yani tekstil sanayi olan, aynı zamanda müzisyenleri olan, değil mi? Flüt sanatçıları olan bir toplum. Kaç bin yıllık diye bakıyorsunuz, 70 bin yıl öncesinden 100 bin yıl öncesine dayanıyor değil mi? İlk insanın ortaya çıktığını iddia etmelerinden 10 binlerce yıl daha önce zaten varmış. Yani böyle ilkel toplum diye bir şey yok. İlkel insan diye bir şey de yok. Neandertallerde değişik bir nesil, soyu tükenmiş olan bir insan ırkı farklı. Bu kafatasları çok daha büyük. Beyin hacmine göre değerlendirildiğinde hep öyle sıralama yapmıyorlar mıydı? Kendi sıralamalarına zaten tasvip etmiyorum onu. Beyin hacimlerine göre insanlar sınıflanmaz. Sen ilkelsin, ben daha ileriyim diye. Eğer öyleyse Neandertaller çok daha ileriymiş. Neredeler? Hani bugünün modern insanı işte beyaz Avrupalı ırktı. O zaman böyle bir şey demek ki geçersizmiş. Bakın kendileri, teorileri zaten ters düşmüş oluyor her şey. Bir teori değil tabii. O pagan din olduğu için. İddialarına ters düşmüş oluyor. Yani tabii. Bütün bulunan kanıtlar hepsi kusursuz Allah tarafından yaratıldığını ispatlıyor. Darwinizmin tabii kökünü kazıyacağız Allah'ın izniyle. Zaten Allah bilimi vesile ediyor. Bilim Allah'ın yarattığını ispatladığı için inşallah Allah'ın sonsuz sanatını sürekli olarak bir darbe yiyorlar. Her yerden yani bir kere bir yalanla başladıkları için o yalanı savunmak için binlerce yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Biz de o binlerce yalanını tek tek çürütüyoruz Allah'ın izniyle her gün. İnşallah. Evet bakın Evrensel dergisi var. Sol yayın organı. 7 Nisan 2010 tarihli Evrensel gazetesi ki Darwinist'tir yani koyu Darwinist ve şeyi söylüyor bakın diyor ki burada evrim ve yaratılışçılık diye bir yazı yazmışlar. Yaratılışçılık pardon. Bu bölümde Sayın Adnan Oktar'ın yaptığı çalışmalarla evrim düşüncesini neredeyse yok ettiğinden bahsediyorlar. Neredeyse değil tamamen yok oldu. Evet artık o neredeyse kelimesini kullanmak zorunda kalmış. Yok etti yani zaten Allah'ın izniyle bitirdi. Böyle yani bu bıraksınlar bu işleri. Başka bir işlerle uğraşsınlar. Faydalı işlerle böyle Darwinizm saçmalığıyla. Çünkü o kadar vakit kaybettirdi ki dünyayı. Hem kan gölüne boğdu. Bütün fitnelerin kaynağı oldu. Evet. 20. yüzyılda bilime de muazzam vakit kaybettirdi. Yani bu saçmalığı güya kanıtlamak için laboratuvarlarda yapılan çalışmaların, harcanan paraların haddi hesabı yok. Hepsi saçmalık. Yani hepsi mesela 60 yıl deney yaptılar faydalı mutasyon göstermek için. Hepsi başarısız oldu. Değil mi? Mesela meyve sinekleri var. Drosophila melanogasterler üzerinde yapılan mutasyon çalışmaları var. Hayvanları işte ultraviyoleye maruz bırakmışlar. Radyasyona maruz bırakmışlar. Yani hayvan oldukları için artık yani kendileri bakın hiçbir şekilde o şeylere maruz kalmak istemezler. Çünkü zaten yan etkisinin yani tamamen etkisinin zararlı olduğunu farkında oldukları için gebe ise eşini mesela radyasyon olan ortama sokar mı? Sokmaz. Mesela Çernobil'de sızıntı oldu. O çayları kimse içti mi? Herkes kaçtı. Hiç kimse içmedi. Bilim adamları çıktı içmeyin dediler. Ne oldu ondan sonra? İşte ultraviyoleye niye? İşte güneşe fazla kalmayın. İşte deri kan